Gusle derken kişinin burnunun kanaması gusle mani olur mu? Hanefi mezhebine göre abdesti bozan ve abdesti gerektiren sebeplerle guslü bozan ve guslü gerektiren etkenler başkadır. Abdesti bozan etkenler Hanefi mezhebinde ön ve arka yoldan çıkan veya necis olarak isimlendirilen kan, sarı su, ilin gibi şeylerin çıkmasıdır. Guslü gerektiren şeyler Hanefi mezhebinde bunlar da farklı şeylerdir. Bunlar şehvetle birlikte meninin gelmesi veya kadınlar için hayız, nifas gibi durumların nihayete ermesidir. Bunlara yani guslü gerektiren durumlara ve guslüsüzlüğü guslüsüzlüğe hadesi ekber, abdestsizliğe ise hadesi esgar denilir. Yani küçük abdestsizlik veya işte büyük abdestsizlik diye isimlendirilir. Şimdi kişi gusül alması gerektiği bir dönemde eğer e, guslünü alıyorken, duşunu alıyorken, guslünü alıyordu. Guslünü alıyorken tutar da gusülü alıyordu. Yani gusülsüzlüğünü izale ediyordu. Guslünü alıyorken abdestini bozacak bir durum arız olacak olursa. Hangisi olursa olsun. İdrar çıkabilir, burnu kanayabilir, yellenebilir. Hangisi olursa olsun. Bu durumda bunların hepsi normal küçük abdestsizliğe engel olduğundan dolayı bu kişinin guslüne engel olmaz. Yani efendim ben guslümün yarısında böyle bir durum oldu. Burnum kanadı, idrar çıktı veya işte ne bileyim yerlendi adam. Böyle bir durum olacak olsa bunlar gusül abdestine engel olmaz. Normal bütün bedenini toplamda yıkadığı zamanda bütün bedenini yıkaması durumunda gusül abdesti olmuştur. Şöyle bir şey olmaz. Efendim burnun kanamadan önce vücudunun yarısını yıkadıydı. Şimdi o yıkadığı yer bir daha gitti. Baştan aşağı bir gusül alacak değil. Çünkü dediğimiz gibi guslü gerektiren bir durum orada olmadı orada olan sadece abdesti gerektiren bir durumdur. Abdesti gerektiren bir durum olduğundan dolayı da öbür tarafta devam eden şey gusüldü. Gusül açısından herhangi bir problem olmaz. Yani derim adam vücudun sağ tarafını yıkamıştı. Abdesti bozan bir durum oldu. Burnu kanadı. Olsun fark etmez. Gusle zarar vermez. Geri kalan yerini kar guslü olmuştur. He şimdi işte bu abdestle namaz kılabilir mi? Normalde gusül abdestiyle beraber abdesti muğayir bir şey yapmamış ise gusülden sonra namaz, ab namazını kılabilirdi. Çünkü abdestiydi. Çünkü abdest suzular işte bu şekilde olacak olursa burada dikkat edilecek husus şu şey olur. O abdesti bozan diyelim burun kanaması veya idrar veya yerlenme ondan sonra abdest uzuvları olan yüz, kollar, dirseklere kadar, başı mesletmek ve ayakları yıkmak. Bunlar eğer yıkanmamış ise bu kişi abdestsizdir. Tekrardan gusül değil namaz abdesti alacaktır. Yani bu gusül esnasındaki bu Küçük abdesti bozan şeyler, yani normal namaz abdestini bozan şeyler sadece en fazla namaz e, kılmasına engel olur. Yoksa gusül açısından herhangi bir problem olmaz çünkü guslü gerektiren etkenler başkadır, Nama, e, abdestsizliği gerektiren etkenler başkadır. Bu kişi en fazla abdestsiz olarak sayılacaktır. Ha, bu abdesti bozulduktan sonra diyelim tamam vücudunun tamamını değil ama yüzünü yıkadı, kollarını yıkadı, başını mesletti, ayaklarını yıkadı. Onları da yıkamışsa bu durumda özrü de devam etmiyorsa veya abdesti bozacak şey devam etmiyorsa bu durumda namazınızı kılabilecektir. İsmaila.net Yolumuz Sohbet